Hoş bulduk. Teşekkürler Murat. Günaydın. Günaydın. Bakıldığı zaman Amerika ile Çin arasında ticaret savaşı devam ediyor. İşte özetlemeye çalıştık. Amerika'da 3 aylık tahvil faizleriyle 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki o kör dediğimiz faiz makası, spread farkı gitgide yakınlaşıyor. Bunun yakınlaşması demek Amerika'da yeniden biz resesyonu konuşmamız demek. Böyle bir ihtimal var mı diye soracağım sana. Özellikle ticaret savaşında şu anda ne durumdayız? Murat, Donald Trump'a sorarsak asla böyle bir durum yok. Hatta çok kızar. Kendisi son 50 yılın en iyi rakamları benim sayemde yapıldı ve ekonomik olarak Amerika çok iyi yerde açıklamasını yapıyor. Evet. Tabii ki kuruluşlara baktığımızda resesyon riski de olabilir ama diğer kuruluşların rakamlarına baktığımızda Donald Trump'la aynı şeyi söylüyorlar. Amerika'da resesyon olmayacak. Aslında Reuters çok güzel özetlemiş, tweet atıp tekrarlayıp aynı şeyleri konuşup ve germesi. Ben de az önce New York Times'e bir köşe yazısı okuyordum. Çin-Amerika ekonomik ilişkilerinde ve bu ticaret savaşını acı bir tat verdi. Yani biz Türkçe'de mecazda kabak tadı verdi deriz. Aynen öyle. Amerika basını 11 kere masaya oturdular fakat sonuç yok şeklinde verdi. Ve Çin'e değil daha çok da Donald Trump'a suçluyor Amerikan medyası. Çünkü en başta olumlu bir açıklama yapıyordu. Daha sonra açıklamasını değiştirdi. Ve Cuma açıklamasına baktığımızda bir de bugün ikisi arasında çok fark var. Cuma günü Çin heyeti olumlu olarak devam ediyor. Görüşmeler sürüyor dedi. Donald Trump da benzer bir açıklaması yaptı. Oldukça iyi geçti. Fakat Amerikan medyası oldukça iyi geçtiyse neden bir sonuca varılmıyor diye soruyor. Kendisi Cuma ayrıca ticaret görüşmesi için aceleye gerek yok. Bir de sinyal verdi. Dedi ki belki bu vergileri azaltabiliriz. Peki bugün ne açıklama yaptı? Yaklaşık 7-8 saat önce Twitter'dan ABD Başkanı Çin'e bu vergiyi iyi ki de uyguladık. Şu an neredeyiz? Bence çok mutluyum. İyi bir yerdeyiz. Amerika için daha iyi yerlere geleceğiz. Çünkü Çin anlaşmayı bozan, oyun bozan taraftı. Şu an kendileri tekrardan bizimle anlaşmaya çalışıyor açıklamasını yaptı. Ve bir mesajı daha vardı. Çin aslında uyuşuk, miskin Joe Biden'ı istiyor. Beni istemiyor. 2020'de Biden'da gelmezse kim gelirse. Fakat benim karşımda kim olursa ve eğer o kazanırsa Çin bunu istiyor. Aslında bu sert açıklamaydı. Çünkü 2020 seçimlerine biliyorsun Donald Trump hazırlanıyor. Rakipleri de çok iyi hazırlanıyor. Fakat Cuma gün olumlu tablodan bugün olumsuz bir açıklama yaptı. Yani dedi ki benim rakiplerimi destekliyor. Çin ben gideyim diye etrafa bakınıyor. Acaba kim gelebilir diye. Bu iki ülke arasında 12. görüşme Pekin'de olacağı benziyor. Fakat Trump'ın ekonomi danışmanı G20 zirvesiyle senin de az önce yayında söylediğin 28-29 Haziran'da gerçekleşecek zirvede iki liderin Tokyo'da görüşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Aslında biz geçtiğimiz cuma olumlu olarak ticaret anlaşması yapılacak. Bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi'yi bekliyorduk. Donald Trump cuma Xi ile ilgili benim yakın dostumdur. Biz görüşmeleri sürdürüyoruz dedi. Fakat sonrasında Çin benim rakibimi destekliyor dedi. Bakalım bu hafta da açıklamalar olacak ve Tokyo açıklaması da önemliydi. Bakalım iki devlet başkanı önümüzdeki günlerde G20 zirvesinde görüşecek mi? Evet, aslında bu da enteresan bir dostluk. Tabii siyaset farklı. Dostluklar orada tamamen belki vergi tarifeleri orantısıyla değişebiliyor. Her ne kadar Xi benim dostum olmuş, dostum diye açıklama yapsa da Başkan Trump. Bir diğer önemli gelişme de Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rusya ziyareti olacak diye biliyoruz ve burada Vladimir Putin'le temasla bulunacak. Gündemde neler var Anıl? Özellikle Amerika ile Rusya'nın uzunca bir süredir görüşme haberlerini paylaşmıyoruz. Evet Murat, paylaşmıyorduk. Zaten Amerika Dışişleri bu görüşmeyi, bu ziyareti açıkladığında Amerikan medyası da yakından takip etti. Sadece iki ülke görüşmesinden dışında Venezuela ve İran durum var. Rusya'nın da Amerika'nın da tavrı ortada. Aslında bugün orada olacak Mike Pompeo. Rusya'da
ilk önce Büyükelçilik'te görüşmelerini sürdürecek Amerikalı diplomatlarla. Yarın ise mevkidaşı Dışişleri Bakanı Lavrov'la ve Vladimir Putin'le, Rusya Başkanı ile görüşecek. Konular aslında Amerikan medyasına bir tarafta baktığımızda G20 öncesinde Donald Trump Pompeo yolladı şeklinde veriliyor. Çünkü biliyorsun geçtiğimiz aylarda Paris'te biliyorsunuz zirvede bir araya gelmesi bekleniyordu. Fakat zirve öncesinde iki tarafta biz görüşmeyeceğiz dedi. Hatta sert açıklamalar yapmıştı. Ben vaktimi kaybetmek istemiyorum, seninle görüşmeyeceğim demişti Donald Trump. Putin de sert yanıt vermişti. İlk G20 öncesinde görüşmesi bekleniyor. Çin Devlet Başkanı dışında Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Onun dışında ise Venezuela ve İran konusu konuşulacak. Aslında Amerikan medyasında İran da verildi. Çünkü iki ülke arasında gergin, savaşa dahi dönebilecek ilişkiler var. Pompeo İran'a çok yakın olacak. İran'a gidemeyecek. Fakat Rusya ile İran hakkında konuşmalar yapacak diye. Diğer bir önemli gündem maddesi ise Pompeo'nun Venezuela konusunu görüşmesi bekleniyor. Ama sadece Venezuela, İran değil, G20 öncesinde uzun süre görüşmediler. Belki bir dostluklarını tazeleyecekler mi? Donald Trump Japonya'da Putin'le de görüşecek mi? Bunu konuşacaklar. Anıl, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun bilgiler için. Forum USA'den gazeteci Anıl Sural bildirdi. Önemli iki bacağı aslında Rusya-Amerika arasındaki görüşmeler ve tabii en önemlisi ticari savaşı. Ticari savaşına dair...